Merhaba dostlar, bugün Murat Arı kanalında yeni bir tepki videosuyla daha karşınızdayız. Bizim kaybettiğimiz maçtan sonra bugün de Fenerbahçe'nin 6. grup maçı Fenerbahçe-Spartak Tırnava karşılaşmasıyla karşınızdayız. Fenerbahçe 3. sırada, Tırnava sonuncu sırada. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa gruplardan çıkmayı garantileyecek şu anda. Karşı rakiplerin de tabii alacağı puanlar önemli ama illaki biri kaybederse ya da berabere kalırlarsa Fenerbahçe kazandığı takdirde gruptan direktmen çıkmış bulunuyor. İnşallah çıkar. Biz o maçta kaybettik. Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorum. Konferans liginde devam etsin. Hem ülkemize puan gitsin. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. İnşallah Beşiktaş da yani kazanır Lugano'yu, en azından kazansın da istiyorum. Yani bu kadar rahat gruplardan bu kadar zor hallere gelmesi, yani Fenerbahçe'nin namuhalif bir şekilde çıkacağı bir gruptan, yani bazen hatalar, bazen yanlışlıklar olabiliyor. Bazı maçlar farklı olabiliyor. Bazı sıkıntılar yaşadı ama bugün bu maçı kazanıp 3 puan alsın istiyoruz. İnşallah Avrupa'da bütün takımları destekleyebildiğimiz kadar destekliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Bizim ülkemizi bir adım daha öne taşıyan her takımın da arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kanalına hala izleyenlerin %97 ise abone değil arkadaşlar kanalı. Aşağı yukarı 400.000 görüntülenmeye ulaştık. Ama hala 1700 küsürlerde abone sayımız var. Zaten takip edenlerin hani çoğunluk oranında Fenerbahçe taraftarlarını da görüyoruz. Galatasaraylılar, Fenerliler yarışıyor şu anda abonelik konusunda. O yüzden kanala abone olup beğenip nokta daha yoksa yorumlarınızı aşağı paylaşmayı unutmayın diyorum. Fenerbahçe'nin şanssızlığı iki tane stoperi birden sakatlanması, üstüne Serdar'ın da sakatlanması, 3 tane stoperi yok. Geldi, gelişine vurur mu? Vur! Ufay vur! Ulan nereye vurdun be? Orada vuracağım da çok kötü vurdu sol ayağıyla. Bir daha. Ver artık. Bir daha bırak Şimanski'yi. Aha gol. Ulan be. Güzel güzel. Güzel atak yaptılar. Fancan mı daha iyi, Livakovic mi? Kariyer olarak Livakovic daha iyi ama Livakovic nedense çok enteresan maçlar denk geldi. Çok enteresan goller. Hatasının olduğunu ben düşünmüyorum ama bazı şeylerin, stoperlerin hani davranışları, yani pozisyona dalışları vesaire, bunlar da kaleciyi daha çok etkiledi. Sizce yani ilk 11'de Livakovic mu bundan sonraki süreçte devam etmeli? Hani Fenerbahçe tarafı hareketsiz durup desteklemeli mi? Yoksa İrfan Can mı kaleye geri dönmeli? İrfan Can daha mı sağlıklı olur kaleci? Yani aşağı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Makul! Ulan vursana ya! O pozisyonu vurdun mu? Vurcan abi ya. Şunu ben, Türk takımları niye yapmıyor bunu ben anlamıyorum ya. Bir pozisyon o kadar değerli ki Avrupa'da. Bulduğunu değerlendireceksin ya. Eko. Ulan be. Kaleci tuttu. Çok kötü vurdu bence. Çok sert vuramadı ama yine o ayarda iyi vurdu yani. Mooo. Kaçıncı pozisyona bak lan. Dokunsa var ya bak, bunu uçur dokunsa gör lan. Kaçana bak ya. Tekince yerden ya da adamdan şurayla vurunca iyi vuramamış. İyi vursa atardı. Çok erken bir sarı. Bakayım bir. Doğru karar ya, ayağına basıyor çünkü. Bıraktı çok, olsay vur! Ulan nereye vurdun lan? Vallahi. Ana! Kaçan pozisyona bak ya. Yenilirse bu adam elveye gidiyor. Abi bu ne ya? Bunu da atarsın ya. Çok net pozisyon ya. Şuraya baksana, maçın en net pozisyonu ya. Tertemiz ya. Şunu buz gibi gole yazman lazım. Havaya niye vuruyorsun baba? Beşiğine doğru, aya bacak arasına yaz gol. Ferdi vur lan, vur sen vur. Ferdi be. Ulan helal olsun lan. Vallahi artık kalkın şu çocuğa dua etmeniz lazım ya. Gerçi Fenerbahçe yani ilk 11'de en çok oynayan, yani Fenerbahçe formasını hak eden adam bu adam. Ya bütün hani Galatasaraylılar da nasıl Muslera'yı seviyor? Bence Fenerbahçe'de de Ferdi'yi öyle sevin. Yani Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar öyle seviyor Ferdi'yi. Vallahi helal olsun. Güzel bir gol Ferdi'den. Vur demiştim. Kendi vurdu, golünü attı. Ters ayak. Ferdi'yi çok iyi girdi gerçekten. Tam bir kanat oyuncusu gibi. Kanat forvet yani resmen. Gizli forvet gibi girdi. Köşeye plase. Çok temiz bir gol.
bu seviyede bu tarz goller işte kaliteyi öne çıkarıyor. Güzel bir gol. Ferdi'yi tebrik ediyoruz. Yarıda 1-0 önde kapatıyor. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Kanala abone olmayı, beğenmeyi, nokta daha yorumlarınızı aşağı paylaşmayı unutmayın diyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar, Ceko içecekler ve penaltı. İlk yarının başlangıcında penaltı oluyor. Tadiç yine topun başında Fenerbahçe'de. Çok net bir penaltı pozisyonuydu. Hadi daha. Tadiç vurdu. Direkt ve kaleciye çarpıyor Fenerbahçe. 2-0 öne geçiyor Tadiç'in golüyle. Maçı bu saatten sonra koparması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Tadiç'in golüyle 2-0 oluyor skor. Ceko vurdu. Direkten döndü. Tadiç geri döndü. Ceko bir daha ve gol. 3. şut. 3 şut ve gol geliyor. 3-0 oldu durum. Nasıl atlayacak oğlum kaleci? Hangisini atlasın? O adam var yerde, görmüyor musun? Çok iyi bir pas, ara pası. Ceko vuruşu direkt. Tadiç vurdu defans. İkinci pozisyon. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bütün oyuncular yerde. 3 oyuncu da yerde. Bir top kaybı. İrfan Can topu kaptı. Çek de vur artık be. Pasını verdi Ceko. Bir gol daha geliyor. Maç koptu. Maç koptu. 4 oluyor skor. İrfan Can topu çok iyi kaptı. Ama iki kişi arasından da iyi topu saklayıp güzel bir asist bırakıyor. Ceko da en iyi yaptığı şeyi. Direktmen plase güzel bir şut. Direkt dibine. Çok akıl dolu bir vuruş. Golü getiriyor. Durum 4-0. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe 4-0'lık skorla Spartak Trnava'yı yenerek gruptan lider olarak çıkmaya kazanıyor. Ferdi'ye gerçekten, Ceko'ya, Tadiç'e, bütün oyuncular gerçekten bugün müthiş oldu. Ama bence maçın oyuncusu Ferdi'ydi. Gerçekten maçı koparan isimdi. Kopardı ve Fenerbahçe hedefi olan gruptan lider çıkma hedefine ulaşıyor arkadaşlar. Güzel bir maçtı golleriyle. Fenerbahçe eze eze yendiği maçlardan bir tanesiydi. Kanala abone olarak, beğenerek, nokta daha yorumlarınızı aşağı paylaşarak desteklerinizi esirgemeyin diyorum. İyi akşamlar diliyorum.